İzleyen herkese merhabalar. Let It Die adlı oyundan ben Suat. 7. bölüme hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından nihayet 7. bölümü çekmek için fırsat bulabildim. Hatırlarsanız geçenki bölümde, 6. bölümde Albay Jackson'la yüzleşmiştik. Bu bölümde de oyunun 3. büyük bölüm canavarı olan Bay Crowley ile yüzleşeceğiz. Bunun için önce bazı söylemem gereken şeyler var. Onları söyleyeyim. Bu savaş için yapmanız gereken hazırlık öncelikle en az 3 yıldızlık bir silah ve en az 3 yıldızlık bir zırh, bir pantolonunuz olsun arkadaşlar. Bunlar çok kaliteli değil, birbirinin de takımı değil ama iyi bir oynanışla üstesinden gelebilirsiniz. Çok zor bir bölüm canavarı değil. Yani diğerlerine nazaran biraz daha zor ama hani çok da zor değil. Oyunun son büyük bölüm canavarı diğer hepsine oranla büyük. Yani diğer hepsine göre büyük oranla daha zor. Ama bu o kadar da zor değil. Böyle 3 yıldızlık silahlarla, zırhlarla halledebilirsiniz. Ondan sonra söylemem gereken başka şeyler daha var. Şimdi salyangoz, biliyorsunuz salyangozların içinden çıkan mantar var. O geçici süreliğine elektrikten, zehirden ve ateşten etkilenmemenizi sağlayan bir mantar. Etkisi de bayağı uzun sürüyor. Pişirince etkisi 90 saniye sürüyor. O mantardan yanınıza iki tane almanızı tavsiye ederim. Çünkü Bay Crowley yıldırımlar falan düşürüyor. Etrafa alev topu falan atıyor. O sebepten ateşten ve elektrikten etkilenmemek o bölüm canavarı savaşında önemli bir etkiye sahip. Bununla beraber savunma gücünü arttıran mantardan yanınıza almanızı, bir de akreplerin içinden çıkan gücümüzü %75 oranında arttırıp savunma gücümüzü de %25 oranında azaltan bu mantardan da yanınıza almanızı tavsiye ederim. Savunma gücünü arttıran mantar da bunun düşürdüğü savunma gücünü dengeleme amaçlı alıyoruz. Bir de can dolduran birkaç bir şey almanız da yine tavsiyem olur size. Onun dışında eğer dikkatli oynarsanız halledebilirsiniz. Şimdi Bay Crowley'e gideceğiz. Bu bölüm biraz kısa olacak. Fazla uzun olmaz. Onun dışında yapacağımız bir şey yok çünkü ondan sonra 8. bölümde de son büyük bölüm canavarına geçeceğiz. Gazamız mübarek olsun. Bay Crowley 30. katta ve Candle Wolf bölgesinin patronu. Albay Jackson da War Ensemble bölgesinin patronuydu. Max Sharp da DOD bölgesinin patronuydu. İşte son bölüm canavarımız da Milk bölgesinin patronu. O da Taro Gunkanyama. Neyse, ona 8. bölümde geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi Ölüm Amca yine bölüm canavarı kapısının önünde bizi bekliyor. Bu arada dövmelerime de geleyim. Onu es geçmeyelim. Vampir dövmesi 3 yıldızlık bir dövme. 4 aynen 4 gümüş yetenek mantarı karşılığında dövmeci kızdan alabilirsiniz. Bu dövme 2 yıldızlık Drill Sergeant dövmesi. Bu da War Ensemble silahlarının ve zırhlarının gücünü arttıran, %7 oranında gücünü arttıran bir dövme. Benim silahım War Ensemble, zırhım değil ama silahın gücünü arttırsın diye aldım. Bu da 2 mi? Yok. Bu 4 bronz yetenek mantarına alınıyor. Bu da Samuray dövmesi. Kesici silahların gücünü arttıran bir dövme. Gene silahım kesici bir silah olduğu için onun gücünü arttıracak. Bu da 2 bronz yetenek mantarına alınıyor. Ve kritik vuruş ihtimalini %10 arttıran bu dövme de parayla 5500 altın karşılığında rahatlıkla alabileceğiniz bir yani neydi, yetenek dövmesi. Her neyse. Şimdi savaşa geçelim. Savaş başlamadan önce bu bizi ateşten, elektrikten ve zehirden koruyacak olan salyangoz mantarlarını yiyoruz. İkisinin toplam verdiği süre 90 saniye. Şunları da içeride yeriz, şu ikisini. Şimdi başlayalım.
Bay Crowley de bir büyücü kafasıdır. Daha doğrusu bir büyücü kafası yaşayan bir karakter de diyebiliriz. Hiçbir büyücülüğü yok ama kendini büyücü zanneden bir arkadaş. Seni bekliyordum cesur savaşçı. Ben Crowley. Oyun ustası. Üçüncü salonun. Hadi başlayalım. Senin kaderin 600'e... Senin kaderin 600'de yatıyor. 600 dediği de zar zaten. 6 geldi. Bugün şanslıyız. Hadi ne kadar güçlü olduğunu görelim. Gerçekten güçlü müsün? Evet, 6 gelince aşağıda, yani zar ne geliyorsa ona göre aşağıda bir düşman bizi bekliyor veya düşman grubu. 6 gelince bu robot bizi bekliyor oluyor. Oh, şanslıyım. Daha başka 4 ve 5 gelme ihtimallerini gördüm ben. 4 ve 5'te de değişik şeyler geliyor. Ya zombiler geliyor ya da aşağıda insan savaşçıları. Galiba 4'te aşağıda insan savaşçılar oluyordu. Hater dediğimiz. 5'te de zombiler oluyordu. Screamer dedikleri. Bu da böyle salak bir şey işte. Kendini büyücü zannediyor. Senin gerçek savaşın burada. Hadi ne kadar efsanevi bir savaşçı olduğunu keşfedelim. Gerçekten öyleysen eğer. Gibi yani çevirilerde hatalar olabilir. İngilizcem kusursuz değil sonuçta. Neyse. Bu da gördüğünüz gibi kendini bir Goto 9 vücuduna takıyor. Goto 9 Kendall Wolf bölgesini temsil eden bölüm canavarı. Diğerleri de kendilerini temsil ettikleri bölüm canavarının vücuduna takmışlardı. Gördüğünüz gibi şimşekler yağdırıyor ama biz hazırlıklı olduğumuz için bundan etkilenmiyoruz tabi. Bu arada bölüm canavarlarıyla savaşacaksanız eğer size şunu da söyleyeyim. Ustalığını yeterince arttırmadığınız bir silahı bölüm canavarında kullanmayın. Silahların biliyorsunuz ki ustalık puanları kullandıkça gelişiyor. Bu arada gördüğünüz gibi elektriklerden etkilenmiyoruz. İşte salyangoz mantarlarının etkisi. Bu bölümde salyangoz mantarlarını yemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi değişik hareketlere başladı. Ama gördüğünüz gibi salyangoz mantarları buna da engel oluyor. Hay seni vuramadım. Artık işi bitti sanırım. İşte bu. Gördüğünüz gibi salyangoz mantarlarını yediğimiz için çok fazla zorlanmadan başa çıkabildik. Yoksa o elektrik ateş harbiden can sıkıcı bir vaziyet alıyor. Ama dediğim gibi tavsiyeme uyarsanız zorlanmazsınız. Ne diyorum sana çarp. Buna da tekmeyi bastık. Diğerlerine yaptığımız gibi bu da diğerlerinin yaptığı gibi kendi damgasını defterimize bastı. Ben zaten hallettiğim için zaten damgası görünüyordu. Siz ilk defa hallederken o damgayı basacak ve kupa açacaksınız. Bunun kupası da var zaten. Dört büyük bölüm canavarının kupası var zaten. Ölürken de bize biraz hayranlık falan duydu herhalde. Üçüncü mumumuz da söndü. Evet, sırada fotoğraf çekimimiz var. Fotoğraf çekimini de
atlatalım. Hmm, bu lazım olur. Alalım. Fotoğraf çekiminden sonra da bu bölümün noktalarız arkadaşlar. Tamam tamam. Bayağı ilerledin. Ama bu daha fazla böyle devam etmeyecek. Şimdi buradan da 31. kat yani Milk bölgesine adım atıyoruz. Milk'in açılımı da daha önce söyledim mi bilmiyorum. Söyleyeyim. Muscle International League Killers. Yani bunu da Türkçe'ye çevirdiğimizde, Türkçe'ye böyle uyarladığımızda, ben uyarlamaya çalışayım, böyle tam bir çeviri bana çok mantıklı gelmiyor. Uluslararası Kaslı Sporcular Birliği gibi bir şey herhalde. Buralarda oyunun son büyük bölüm canavarı olan Taro Gunkanyama'nın mekanı. Kendisi bir sumo güreşçisidir. Ve onun dövüşte en kritik bölüm canavarı dövüşü sayılabilir. Çünkü bayağı kritik noktaları var ama ben gerekli tiyoları size vererek oynayacağım. 8. bölümde göreceksiniz zaten. O bölüme kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eve geri dönelim. Sonra da bölümü bitirelim. Bu arada muhtemelen 8. bölümü yani Taro Gunkanyama ile yüzleşeceğimiz bölümü en ileri seviye olduğum hesabımdan çekeceğim. En ileri seviye olduğum yani asıl hesabım. Orada bütün karakterlerim benim 6 yıldız. Ama bir tanesini silip yerine 5 yıldızlı karakter alıp onu o şekilde çekmeyi planlıyorum. Çünkü burada da Taro Gunkanyama'ya ulaşamadık. Ulaşmakta biraz zaman alabilir. O sebepten oradan çekmek daha kolay diye düşündüm. Evet. 8. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.